Kahve Trip'ten herkese merhaba. Bu video oldukça kısa ve pratik olacak. Bugün elimde enteresan bir yerli üretim bir dripper var. Normalde yerli üretim dripperların genellikle V60'ın bir benzeri ya da aynı mantıkla çalışan ürünleri olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu elimdeki görmüş olduğunuz Güral Porselen'den dripper bir Kalita klonu, yani Kalita Wave klonu. Kalita 185 ile, yani büyük kalitayla benzer bir forma sahip. Şimdi bu dripper'la ilgili bir iyi bir de kötü haberim var. Önce iyi haberi vereyim. Bu dripper çok ucuz. Kahvecinin Galaxy rehberi bu dripper'ı tam 25 liraya bulmuş ve bulduğu yerde de yaklaşık bir 30-35 tanesini de kahveci dostlarıyla paylaşmak adına hepsini satın almış. Ve ben de bu sayede edindim. Aslında ben bunu kullanmayacağım. Bir arkadaşıma hediye edeceğim. Ama arkadaşıma teslim etmeden önce de bir deneme yapmak istedim. Bakalım akışı nasıl, fincanda nasıl sonuç veriyor öbür kalitayla, yani gerçek kalitayla arasındaki fark tam olarak ne? Bunları anlamak adına hızlıca bir demleme yapacağım. Bu arada bu dripper'ın sanırım devamı yok. Yani Güral Porselen bunu çok az sayıda üretmiş. Ve neredeyse tamamına yakında kahvecinin Galaxy rehberi satın aldığı için şu an piyasada bu ürünü bulamayabilirsiniz. Ama belki bu videodan sonra da Güral Porselen tekrar bu dripper'ı üretmeye, ucuz, yine ucuz bir şekilde üretmeye karar verebilir. Şöyle söyleyeyim, bu dripper'ın fiyatı sadece 25 liraydı. Gerçekten inanılmaz bir fiyat bu. Yani benim hali hazırda kullandığım bu cam kalitayı düşününce fiyatı gerçekten uygun. Bunun sıfırı şu an yaklaşık 250 lira civarı olması lazım. Dolayısıyla 25 lira gerçekten şaka gibi bir fiyat. Şimdi bu iki ürün arasındaki temel farklar neler? Aslında baktığımız zaman en geniş noktaları arasında çok bir fark yok. Dripper'ların içi de hacim olarak birbirinden çok farklı gözükmüyor. Tabi orijinal seramik kalite dripper'ı çok daha hafif, çok daha ince muhtemelen. Ben bunu tarttım. 350 gram geldi. Bu arada Hario V60-02'de tam 375 gram. Aslında o da hafif değil. Ama bu gerçekten kaliteye göre oldukça ağır hissediliyor. Bu cam olan zaten sadece 120 gram. Altlarına baktığımız zaman ikisinde de 3 delik var. Ama orijinal kalitede delikler dripper'ın köşelerine doğru, yani birbirlerinden biraz daha uzaktalar. Fakat Güral Porselen'in dripper'ında gördüğünüz gibi 3 delikle birbirine daha yakın, en azından orijinal kaliteye göre. Tabii bu dripper'la ilgili dikkat çeken bir husus da et kalınlığının, yani kalınlığının oldukça fazla olması. Bu çok avantajlı bir durum değil, yani istenen bir şey değil. Çünkü bu ekipmanın suyun sıcaklığını daha fazla soğuracağı anlamına geliyor. Yani ekipman ne kadar kalınsa suyun sıcaklığını soğurma ihtimali de o kadar fazla aslında. Yine de bunun son fincanda ben çok büyük bir etkisi olmayabileceğini düşünüyorum. Tabii ki nihai kararı deneme yaptıktan sonra verebileceğiz. Bir de standart kalite 185 filtresi nasıl oturuyor ona bakalım. Şimdi orijinal cam dripper'da, kalitada yani, gördüğünüz gibi neredeyse tam bir oturma söz konusu. Kenarlarda herhangi bir taşma yok ya da aşağıda kalma, filtre kağıdının aşağıda kalması gibi bir durum yok. Yani gayet güzel oturuyor. Tabi sıcak suyla da biraz daha yerleşecek bu. Şu an dripper'ın tabanıyla filtre arasında da birkaç santimlik bir mesafe mevcut. Bir de Güral Porselen de deneyelim bunu. Gördüğünüz gibi kenarlardan hemen bir taşma söz konusu. Dikkat çekiyor yani. Muhtemelen ısıtınca bu tabi biraz daha aşağı inecek. Dolayısıyla biraz daha iyi oturabileceğini varsayabiliriz. Ama bu cam kalite kadar, orijinal kalite kadar da mükemmel bir oturma sağlamayacak. Tabii bu ne kadar bir dezavantaj, onu da yine demlemeyi yaparken göreceğiz sanıyorum. Orijinal kalite dripper'ının nasıl kullanılabileceğini ve nasıl fincanda nasıl sonuç vereceğini daha önce bir videomda açıklamıştım. Bunu sağ üst köşeye link olarak bırakırım. Dolayısıyla vakit kaybetmemek adına bu demlemede Güral Porselen dripper'ını kullanacağım. Filtreyi ıslatalım. Oldukça güzel bir şekilde aslında zemine oturdu. Biraz iyi ıslatacağım çünkü fazla kalın olduğu için ekipman ısınmak için biraz daha fazla suya ihtiyaç duyar diye düşünüyorum. 20 gram kahve koydum. Bu arada servera tam oturmuyor fark ettiyseniz. Hafif bir takır tukur etme durumu var. Şimdi bir 50 ml ile blooming yapacağım.
Birinci dakikada 200 mililitreyi tamamladım. Sanki fena akmıyor. Bakalım. 320'ye tamamlıyorum. Şöyle bir swirl verelim. Bu kalite de önemli, bu swirl'ü vermek. Bu arada sallamak, swirl vermek tabii biraz zor, ağır olduğu için tam istediğim dengede bir çalkalama yapamadım. Bu bir dezavantaj oldu. Tam 2.47'de de demleme bitti diyebiliriz. Yatak fena gözükmüyor. Biraz köşelerde fazla kahve tutmuş ama yani çok kötü bir sonuç değil bence. Görüntü olarak en azından. Şimdi ben bu kahveyi dün değil önceki gün orijinal kalite, cam kalitede de demlemiştim. Dolayısıyla sonucu az çok biliyorum. Şimdi bu fincana baktığım zaman beklediğim dengeyi bulabildiğimi söyleyemeyeceğim. Tam istenilen düzeyde bir çözülme sanki sağlayamamışım gibi hissettim. Kahve bir taraftan yoğun ama bir taraftan da belli belirsiz bir çok içime sinmeyen diyeyim bir çiğlik hissi var. Ama bu fincanın kötü olduğu anlamına yine de gelmiyor. Çünkü halihazırda ben orijinal kaliteyle demlediğim zaman da çıkan fincandan %100 tatmin oldum diyemeyeceğim. Zaten böyle oluyor. Bir paket açıyorsunuz. Tam onu en iyi şekilde nasıl demleyeceğinizi artık öğrendikten sonra kahve bitiyor. Böyle bir dezavantaj var. Bu da benim bu kahveyi ikinci demlemem aslında. Ya her neyse dripper'a gelecek olursak 25 liralık bir dripper'ı böyle bir fincan çıkardığını görünce biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü dediğim gibi orijinal kalite tam 250 lira. Hani aradaki fark 10 katı mı? Kesinlikle değil. Belki evet biraz daha orijinal kalite biraz daha dengeli demliyor olabilir. İşte su sıcaklığını biraz daha iyi koruyor olabilir ya da akış belki biraz daha iyi olabilir. Ama bunların hepsi biraz da sanki minimal farklar. Hani kesinlikle 10 katı edecek kadar bir fark yok bence. Dolayısıyla bu fiyata bu dripper muazzam. Kesinlikle hani hiç düşünmeden ben alırım bir köşeye koyarım hani orijinal dripper'ım olmasa eğer orijinal kalitem olmasaydı. Yani aslında buradan Güral Porselen'e de bir çağrı yapalım. Hani kahve severler için aslında böyle bir ihtiyaç Türkiye'de var. Uygun fiyatlı bir dripper ihtiyacı var. Belki biraz daha üzerinde çalışarak, belki biraz daha incelterek ya da deliklerin arasını belki biraz daha açarak yani birkaç ufak farkla güzel sonuç elde edilebilecek yine ucuza mal edilmiş bir kalite benzeri, kalite klonu bir dripper'ımız neden olmasın diyorum. Sorularınız varsa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.